Babam kuruluşu itibariyle 1975'ten itibaren burada çalışmaktaydı. Zor şartlarda bizi de yetiştirerekten, bize de bir birikim bırakaraktan bizi bugünlere hazırlamış. O emekli olduktan sonra ben görevi devraldım. Ondan aldığımız bilgi ve birikimle birlikte biz yeniden bir başlangıç yaptık. Ondan aldığımız bayrağı burada tekrar yüceltmeye başladık. Meslek itibariyle babamla farklı bir meslek seçtim ben. Malzemeyi şekillendirerekten bir yerlere gelebilmeyi gördük. Aynı şekilde oğluma da bu aşıyı yaparaktan onu da bu tarafa yönlendirme yaptım. Şu anda halen de aynı şekilde aynı mesleği beraber aynı çatı altında yapmaktayız. Dedemle babamla burada çalıştı. Dedem emekli oldu. Burada başlıyor. Babam da çalışıyor. O da emekli oldu. Aynı zamanda ben de aynı çatı altında çalışıyorum. Ortaokul zamanında babam bahsederdi yaptığı işlerden. Şöyle silindirik malzemeleri işledik, şöyle şekillendirme yaptık. Veya kare dikdörtgen malzemeyi bağlayıp şu şekilde şekillendirdik diye anlatırdı. Tabii o zaman çocukluk da var üzerimizde. Ya nasıl bir makine bu? Bunları yapabiliyor, edebiliyor. Çok merak sardı. Sürekli anlatır, yoldan geçerken babam derdi ki burası benim atölyem, sorumluluk alanım. Burada o anlattığım işler yapılıyor. O gösterdik süre tabii içeri giremiyoruz. Dışarıda çatısını görüyoruz, duvarını görüyoruz ama içeride ne olduğunu göremiyoruz. Tabii beni hırs bastı. O zamandan ben dedim bu mesleği yapacağım. Bu kadar anlattığına göre zevkli, uğraşma aşaması o kadar güzel geldi ki. Lise dönemimde mesleği makine olarak seçmiştim. Orada malzemenin işleyişini, şekil almasını, çelik bir malzemeye şekil vermeyi gördüm. Çeliğe şekil verme yöntemleri de beni hoşuma giderekten bu mesleği tercih ettim ve devam etmekteyim. Liseyi de ben bu bölüm üzerine okudum. Okulda da makineleri kullandık. Orada şekillendirme yapıyoruz. Babamın anlattığı gibi makinede malzemeyi kendine göre şekillendirme yapabiliyorsun. Ondan sonra liseyi bitirdim. Askerliğimi yaptım geldim. Ve Etalüminyum bünyesinde çalışmaya başladım. Buraya geldiğimde atölyeleri gezdim. O kadar güzeldi ki atölyelerin içerisi. Makineleri olsun, çalışma şekilleri. Buraya geldiğimde okuldaki işlediğimiz malzemelerin kaç katı büyük olduğu ve büyük malzemelerle uğraştığımızı fark ettim. Makinelerin hepsini bir anda öğrenmek istedim. Hepsini bir anda kullanayım. Ondan sonra tornada başladık. Orada malzemeyi şekillendirdik. Devam ediyoruz hala. İnşallah biz de onlar gibi emekli olacağız buradan. Etalüminyum bünyesinde tanıdığım 3. kuşak ve 2. kuşak halen de devam eden arkadaşlarım var. Babam ve dedem gibi inşallah buradan ben de emekli olur çıkarım. Ve 4. neslinde burada çalışmasını çok isterim. Neticede Cengiz Holding kurumsal bir firmadır ve gençlere daha önem ve özveri gösterdiği için benim 4. kuşağımın da burada devam etmesini isterim.